Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese selamlar, saygılar. Bendeniz garip Koreba dostu Nazım Türk Naz. TFF Trendyol 1. Lig playofflarının ilk turu için hem değerlendirmesi için sizlerle beraberiz, hem de ikinci tur maçta için sizlerle beraberiz. Yanımda, yamacımda her zaman olduğu gibi değil, bu sefer farklı bir isim var. Can Ahmet Aydın var. Evet. Hoş geldin Can Ahmet Aydın. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Yedin mi Furkan'a, ne yaptın? Vallahi bilmiyoruz. Furkan artık gönderdik, mekan sahibi artık bizim. Evet, evet. Bundan sonra maalesef arkadaşlar Furkan Özkara aramızda olmayacak. Bir darbe yaptık. Bir neler yaptık. Futbol darbesi yaptık ve artık Trivela Spor'da maalesef Nazım Türk Naz ve Can Ahmet Aydın zamanları var. Artık Furkan Özkar olmayacak. Doğru mu? Doğrudur. Sen ne diyorsan doğru. Değildi çünkü Furkan Özkar'a maalesef bir rahatsızlık geçiriyor. O yüzden kendisine buradan geçmiş olsun diyelim. Aynen, geçmiş acil olsun. Şifalar. Hakikaten çünkü yoğun bir... bu Mayıs ayı ne oldu bir anda ya? Ben de geçen günlerde ben çok kötü oldum. 2-3 gün yaptım. Olsun. Aynen. Çok zor ya. Çok, çok kötü zor. Ya. Vallahi yani şöyle, ayak uyduramıyoruz. Maçta takip ediyorsun bir yandan, hani hemen hemen her gün maç var. Var, var. 3 var, 2 var, 1 var, süper var. Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Ortası var. Yani her gün noktada bir şey var. Amatörü de var. Takip ettim ben, biliyorsun. Ballar mallar var. Şu var. Ya kardeşim tamam da. Kadın futbolunu ben takip ettim. Orayı da biliyorsun. Kadın futbolu, bu futbollar falan yani. Abi yani öyle bir fikstür ki. Her gün maç olur mu ya? Bir ülkede her gün maç olur mu abi? Doğru. Neyse. Bir de havalarda sürekli bir soğuk bir sıcak. Havalarda yani. Havalar ne giyeceğini bilmiyorsun. Yani, ondan sonra. Şey derlerdi eskiden bizim yani. Ben İzmirliyim. Derlerdi ki İzmir'in havasına, suyuna ve kızına güvenmez derlerdi. İstanbul'a geldim, aynı laf burada da geçerli. Doğru. Hakikaten geçerli yani, ne havasına ne başka şeyine güven olmaz. Aynen. Doğru mu Can Ahmet abi? Doğru tabii, kesinlikle. Teşekkürler, doğru. Eyvallah. Şimdi dün aslında iki güzel maç vardı. Ev sahipleri aslında tahmin ettiğimiz gibi, biz de yaptığımız yayınlarda bundan bahsettik. Bodrum Futbol Kulübü 2, Bolu Spor 0, Çorum Futbol Kulübü 2, Kocaeli Spor 1. Gündüz maçından başlayalım. Başlayalım. Futbol, her zaman söylüyorum, Bodrum'da yaşıyor güzelim demiş. Doğru. Bülent Sertaç. Gerçekten de o sanayi sitesi içerisinde, o minik, o baskılı stadyumda Bodrum Futbol Kulübü resmen Bolu'yu böyle oyun dışına attı. Hiçbir zaman sokmadı. Aynen öyle. Çok rahat bir galibiyet. Ya alışkın olduğumuz gibi. Yani Bodrum, evet, biliyorsun iç saha zamanları zaten hep aynı. Evet, yani evet, şampiyon, evet. Eyüpspor'dan sonra herhalde iç sahada en çok puan toplayan iki takım. Çok bir başarılı. De iç sahada en az gol yiyen takım. Evet, 7 evet, gol yemişler. Doğru. Hakikaten yani Bodrum'un iç sahada favori olduğunu söylüyorduk. Bolu Spor'un zaten playoff'a girmesi bile bence sezon onlar için... Zaten son anda. Aynen, son anda gider ve bence onlar için başarıdır da zaten. Başarı, hani burada elenmek, doğru. Onlar çok da şey yapmasınlar. Ama inanmışlar yani, bize o yarenler doldurmuş o... Tabii. Yani illa ki yani sonuçta bir şehir takımı. Evet, doğru. Desteklemek zorundalar da. Doğru. İlk 4-5 hafta sonrasında hatta küme düşme adayı bile demişlerdi Bolu Spor için. Sezon başında demiştik hakikaten baktığın zaman. Yani, Yalçın hocayla bir anda işler değişti. Ama kardeşim şimdi bak, Yalçın Hoca ve Bolu Spor tabii ki de saygımız sonsuz. Fahri Gündüz'ün gözyaşları saygımız sonsuz. Ama kardeşim azıcık da futbol ya. Evet. İlk yarıda baktım 0.01 gol beklenti oranı kardeşim. Ya. Yani bu kadar da olur mu? Bazen mesela diyoruz ya, izlemek zorunda olduğumuz için izliyoruz. Biraz o moda geldi özellikle ilk yarı. Şimdi evet. Ya Bodrum ve Bolu'lar dışında belki değiştirenler bile olmuştur kanalı. Biz mecbur değişemedik ama. Ama şimdi yani ya tamam, oynayan taraf Bodrum. Yani sanki böyle şey gibi olmuş. Bir taraf kaleyi savunuyor, bir taraf kaleye hücum ediyor. Yani kale derken normal böyle yani Game of Thrones'lardaki mesela böyle. Doğru. Yani Bolu devamlı savunmada hiçbir şey yok. Hani şut yok, pozisyon yok. Ya 0-0-1. Hani 0 zaten yok. Yani yokun, doğru, minik bir üstü yani. Hani bedavadan biraz pahalı deriz ya. Aynen o hesap oldu yani. Abi ya bu kadar da olur mu kardeşim? Neyse. Ama ikinci yarıda gerçekten böyle muhteşem bir gol. Tabii. Ya Burak gerçekten böyle penetre etti resmi İsmet orayı. Hoca'nın iki hamlesi, ikisi evet, de skor katkısı. Ama demek ki şey, İsmet Hoca'nın takımına çok hakim bir oyuncu. Tabii ki yani. Değil mi? Yani 2,5 yıldır, 3 yıldır zaten Türkiye liglerinde en uzun süreli kalan hocası. Bodrum'un en büyük artısı zaten istikrarı. Kadro olarak da, hoca olarak da. Hatta bir ara böyle bir sallantı dönemi oldu. Mesela o Bodrum değil de Kocaelispor gibi, Sakaryaspor gibi, böyle bir hani baskısı olan camialarda olsa... Allah'tan öyle bir camia olmadığı için devam ediyor. Öyle yoksa hemen istifa. Yoksa playoff'u da göremezdi. Zaten Kocaelispor'un önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Onda geldiğinde değinir zaten. Evet, doğru söylüyorsun. Yani aslında
rahat kazandı ki Trabzonspor'daki maç önceki yorumumuzda bendeniz Garip Gurebados, Nazım Türknaz maçın 2-0 biteceğini, çok rahat Bodrum Futbol Kulübü kazanacağını da söylemiştim. İzleyenler kazandı. İzlemeyenler kaybetmeye devam etti. Can Ahmet Aydın. Açık ve net. İzleyenler kazandı. Buraya izleyenler, takip edenler kazandı. Ne diyoruz? Zaman Trabzonspor zamanı diyoruz. Aynen öyle. Peki maçla alakalı başka aklına gelen anekdotlar neler? Var mıdır aklına kalan? Gerçi çok da fazla aksiyon yok ama. Çok zorlanıyorum. Google search araması gibi bayağı zorlanıyorum. Hakikaten zor ya. Hakikaten maçtan böyle bir instantane falan aklımızda evet. Kalan bir şey yok ya. Kırmızı kart pozisyonları biliyorsun ikinci golden sonra. Evet, sadece şeyi gördüm. 16 şutu var. 4 şutu var. Yani evet. 4 katı nereden baksan. O şutlar ikinci yarıda geldi bu arada Bolu Spor'dan. Baktığın zaman bir isabet. Yani ya Bolu Spor'da deplasman oyununu bir türlü oturtamadın. Ya evet, Çocuğa'yla belki evet. Ne kadar çıkışa kalasalar da evet, evet. Son deplasman galibiyeti Şubat ayında küme düşmüş Tuzla Spor'a karşı. Evet, bu bile evet. Zaten birçok şeyi gösteriyor, söylüyor. Bir de şey yok yani hücum, hani derler ya niyet ettim Allah rızası için. Evet. Burada bir niyet de yok yani. Hücum niyeti yok yani. Doğru. Değil mi? Hep şey zaten takımın golcüleri hep stoperler. Ya, bir an maçı izlerken hani bilmeyenler, hani birinci takip etmeyenler belki şey zannetmiş olabilirler. Maçın rövanşı var zannetmiş olabilirler. Bravo, aslında rövanşı. Bolu Spor hani buradan evet. Beraberlik koparayım da evet. İşi Bolu'ya bırakayım diye düşünüyor zannetmiş doğru, olabilirler. Doğru. Aslında Bolu Spor'un tek amacı ben maçı penaltılara götürmekmiş. O da olabilir. Çok net yani. Yani. Yalçı Hoca'nın taktiği beyler savunabildiğiniz kadar savurun şu kaleyi. Sakın buraya topu geçirttirmeyin, penaltılara beni bırakın. Zaten ilk golden sonraki Bolu Spor'ların tepkileri de biraz onu evet. Aslında gösterdi. Evet, yani ya biraz çünkü yani derler ya, tamam Bodrum evet favori, kendi evinde aslan kaplan ama hani biraz da insan biraz hani şu ucundan bucağından biraz bir topla doğru. Oynamak da ister değil mi doğru. Yani? Yani ilk yarıda yani koca bir 45 dakika Bolu adına şey geçti. Hatta direkten dönen top da vardı biliyorsun Musa Muhammed. Aynen doğru. Çok da çıkışlardı Musa Muhammed değil mi? Doğru. Son abi zamanlarda. Stoperi koyuyor verim alıyor. Ön libero koyuyor verim alıyor. Nereye koysan verim alıyor. Uzun ince bir adam. Yani Joker aşık gibi adam. Vallahi aşık anladım çünkü ben böyle verimli oyuncuları seviyorum kardeşim. Doğru. Güzel oyuncu. Mesela yani şey nerede olsa mesela hani belki 9'dan oynamıyor ama hep 6-7 civarında oynadığı için bence ya, başarılı yani. Sabit hani 7-8'i alıyorsan bile o evet. Başarıdır yani. Tabii. Ön libero zaten kendi mevkisi ön libero. Aynen. Çok başarılı noktasında. O durum her zaman aldığı sıkıntı. Bu arada Celal Duman'dan da bahsedelim. Gerçekten bir istikrar abidesi. Hani senin doğru. Bahsettiğin gibi. Yani amatörden beri Bodrum Spor'un oyuncusu. Doğru. Ve şu an tabii Bodrum Spor, Bodrum Futbol Kulübü gibi oldu. Ve goller atmaya devam ediyor. O Burak'ın müthiş penetrasyonundan, müthiş dribliklerinden pasını verdi. Tam böyle güzel bir şut atamadı ama yine de golle bitirdi. İkinci golde yine Samet Yalçın'ın ya istikrarı edildi. Çağlar'ı da aslında tebrik edelim. Aslında çok da kötü bir maç çıkarmadı ama nereye kadar işte. Şimdi evet nereye kadar? Aslında Çağlar da iyi bir kaleci. Gerçekten. Bu sene birçok maçta da damgasını evet, vurdu aslında. Evet bravo vurdu. Ya, sezonun en iyi kalecilerinden bir tanesi bence. Doğru. Samet Yalçın'ın da performansı aslında. Ben onu ilk yarıdaki kadroya yazmışım 6-11'i. İkinci yarıda biraz düştü performansı ama... O da yeni evlendi biliyorsun. Samet Yalçın da yeni bir düğün dernek yaptı. Hayırlısı olsun diyelim. Altın takamadı kardeşim ama altın gibi öğütlerimiz var sanırım. Aynen, doğru aynen. Mu? Yani çok güzel altın gibi bir asist yaptı. Hacı Osman da işi bitirdi. Evet. Malatya'dan çocuğu biliyorsun Hacı Osman'da. Tabii aynen. Malatya'da manada zaten çok iyi tanıyoruz. Evet. Oradan zaten kendini parlattı. Aynen. Evet. Bazı maçlarda hatta neden İsmet Hoca'yı almadı, oynatmadı bravo, diye birçok kez doğru. Söyledik doğru, aslında. Doğru. O da çünkü Gökdeniz oynuyor ve... Hani çok da fazla şans da vermedi aslında Hacı Osman değil mi? Çok da veremiyor aynen. Yani. Yani bazı çünkü Gökdeniz'in de çok böyle kendi veremediği maçlar oldu. Hani o maçlarda bari en azından birçok yani biraz daha fazla şans verebilirdi diye çok doğru, konuştuk aslında. Doğru. Yani İsmet Hoca'yı severiz, çok övdük ama eleştirdiğim bazı konulardan bir tanesi de buydu. Yani. Doğru. Ya şimdi evet aslında baktığın zaman gerçekten bir istikrar abisi. Bu arada maçta da maçın sonlarında galiba bir ortalık karıştı böyle bir şeyler evet, oldu orada. Kırmızı kartlar oldu. Kırmızı kartlar İkinci oldu. Golden sonra galiba. İkinci golden sonra ortalık bir karıştı. Yalnız İsmet Hoca'nın tabii tişörtleri biliyorsun enteresan. Doğru. Yani o şekilli mekilli yeşilli tişörtleri. Hocam bir tane bize gönder ya. Gözünü severim yani. O tişörtleri de gönder abi çünkü. Bakıyorum o tişörtler nerede var abi? Yani Bodrum Store'da mı var o tişörtler? Nerede o tişörtler? Ben biliyor musun? Vallahi ben de bilmiyorum. Bayağıdır Bodrum'a gitmedim. Ve enteresan bir şey. Bir oyuncuya öyle bir kızdı ki. Cür lan dedi içeri dedi böyle hani. Böyle şey yaparken de sarsıldı herhalde oyuncu. Herhalde kırmızı kart gören İmeri için yaptı. Galiba. Cür dedi içeri ya dedi falan. Hoca olacağını gördü. Sonrasında evet. Zaten kırmızı yedi oyuncu. Kırmızı yedi orada. Yapacak bir şey kalmadı. Maçla alakalı evet başka anekdotlar aramaya çalışıyorum. Hatırımda kalan pozisyonlar var mı noktasında. Tabii Bodrum seyircisi yine doldurmuşlar. Hıncaş bir şekilde.
Maçta 35 derece bize bilgisi geldi. 35 derece oynanmış maç gölgede. Ya bir ara böyle hani gölge bölge denildi ama sıcaklık ne falan hiç öyle değil yani. Sen onu bir 5 daha koy. Yani. Aynen. Işıklandırma olmadığı için mecbur 17 oynattılar. Evet, evet. Yapacak bir şey yok. Yani şöyle yani hakikaten yani bir ülkenin en önemli turizm noktası, turizm şehri de değil mi? Şehir gibi bir yer olsun. İlçe değil aslında. Şehir gibi bir yer ve maçını sanayi sitesi içerisinde böyle hani ışığın olmadığı bir yer. Şehir gibi bir yer dediğin şimdi Türkiye'de sorsan 10 kişiye 9'u hani belki de Bodrum'un neresinin ilçesi olduğunu bilmiyordur yani. Belki de dediği gibi şehir zanneder. Şehir zanneder evet. Bravo, olabilir zanneder. Yani. Ama yani bu stadyum bu şey hakikaten yakışmıyor ya. Baskette de çıktılar mesela. Bodrum basket takımı vardı. O da kapasitesi uygun olmadığı için Muğla'da maçtan oynadı. Küme düştü. Ya şimdi mesela seneye Bodrum Süper Lig'e çıkarsa Bodrum. Evet. Ya Hakkari'de oynayacak. Ya İzmir'de oynayacak herhalde. Ya Manisa Stadı'nda oynayacak. Ya. Işıklandırma son bir tek takım olacak nereden baksan değil mi? Eğer yani çıkarsa eğer. Yani ışıklandırma sorunu olan tek. Burada maç oynanmaz zaten. Süper Lig maç olmaz orada. Aynen. Eyüp de oynamayacak. O da Esenler'de oynayacak. Bir Göztepe'nin var. Allah razı olsun. Esenler'de de olmaz herhalde. Bazı çünkü anlaşmalar yapamamış. İptal mi olmuş? Ben sen daha iyi bilirsin Esenler'e. Sen Eyüp'ü bilirsin de ben de Esenler'i bilirim. Doğru. Hey Canan Ahmet Aydın, biz de Esenler çocuğuyuz kardeşim. Doğru. Ben de aslında bir iki sene orada oturdum yaşadım. Oturdun mu? Tabii. Güzel. Ama şu var, şimdi Esenler de çıktığı için birinci ligi, şimdi verim vermez mi? Daha hani netleşen bir şey yok ama benim duyduğum kadarıyla şu an öyle bir şey olmadı. Ya parti başkanı anlaşmıştık dedi ama evet. Bilmiyorum ben dediğin yeni bir gelişme varsa bilmiyorum. Yani İki yıl önce de anlaşmış demişti Fatih Başkan ama bazı... Şimdi onun talebi çok biliyorsun. Karagümrük yıllarca orayı istedi. Vermediler. Doğru, doğru. Yani bilmiyorum. Şimdi ne kısmet? Karagümrük ister, Eyüp alır. Bilemem yani ama ben olsam hani şu ana kadar duyduğum kadarıyla pek sıcak bakmıyorlar. Çünkü kimseye bakmadılar. Yani şey Eyüp Spor, şey Esenler Eyüp Spor. Çünkü hani onlar da şu an birinci ligde muhtemelen ciddi bir kadro kuracaklar gibi kulağıma gelen bilgiler var. Anladım. Ama Bodrum için Akhisar bana mantıklı geliyor. Ben Manisa'da bu ligde oynuyor. Yakın zaten. Akhisar hani evet. Amatöre düştü. Doğru. Bilmiyorum muhtemelen Akhisar evet. Olabilir. Ya düşün ya kupa kazanmış Akhisar nerede ya? Evet. Enteresan bir şey. Evet Bodrum Spor Kulübü 2, Bodrum Spor 0 dedik. Hemen diğer maça geçelim. Diğer maç daha eğlenceliydi, daha keyifliydi. Daha çok malzeme var zaten. Evet malzemesi daha bol. Leblebi var. Başkanı tebrik edelim buradan. Kocaelispor taraftarına leblebi evet, dağıtmış. Evet. Başkan hemen maçtan sonra tribünlere geçti. Tribünlere geçti. Başkanı maçtan sonra aldık. Ben hala söylüyorum. Türkiye'nin en heyecanlı başkanı. Doğru. Türkiye'nin futbolu bilen en iyi başkanı. Hani futbolu bilen İçinden noktasında. İçinden gelen aynen. İçinden gelen. Ya anlattı zaten. Her şeyi yapmış. Yani kulüpte muhasebecilik yapmış. Yani her noktada şey var. Hatta doğru. Babası da yöneticiymiş zaten. Ben de Çorum'un kendisiyim gibi bir noktaya geldi yani. Hani Aziz Yıldırım bir lafı vardı ya. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Kendisiyim diyen aynen. Ben de diyorum ki ben Oğuzhan Yalçın Çorum Futbol Kulübü'nün Çorum Spor'un kendisidir kardeşim. Yaşayan Çorum Spor yani. Hakikaten o tribünlere gitmesi, o maçtan sonra yumruk şovları falan böyle tam bir şey. Yani isteyen, arzu eden başkan modeli. Gözlerine gördük ya. Evet. Parıltıyı evet. Gördük. Yani valla bu yolun sonu Süper Lig'e doğru gidiyor sanki. Bakalım. Değil mi? Nasıl? Baktığımız zaman. Şimdi Çorum Futbol Kulübü 2-1 kazandı. Ama maçın hani 65-70'e kadar bence yine tek kale gibi bir ya şeydi tek, aslında. Tek farklı kazandı gibi gözüküyor. Belki evet. Maçı izlemeyenler öyle görebilir ama maçın başından sonuna kadar oyunun da hakemiydi. Sadece skor değil. Hani orada da mesela tahminlerimiz hep Çorum Futbol Kulübü'nden yanaydı zaten. Hani yine Trevely Spor yaptığımız yayınlardı. Çünkü hani güç farkı var. Bir de Kocaeli Spor yani güçsüz değil ama karman çorman, karma karışık. Çok kaos var evet. Yani. Çok kaos var. Ben mesela hani eleştirdik. Yani Ertuğrul Sağlam'ın hani gelişi gidişi. Bilmiyorum şimdi yani tartışılır, konuşulabilir. Ya bence hiç göndermemeliydi ama. Evet. Yani bilmiyorum. Gelmesi doğru mu sence? Doğru muydu? Ya bu saatten sonra da kimi getirecek? Etki edemedi. Ama şu var. Hani etki de edemedi bence. Bir de bakın her zaman ya söylüyorum. Ben sadece şunu Ertuğrul Sağlam için şunu eleştireyim. Ya Kokao yani ismini bile söylemiyorum. Hani oynamadığı için ismini bile ezberlemedik. Düşün yani. Abi ne işi var? Senin bu maçta yani seni nasıl kurtaracaktı? Onu soruyorum. Ama Kakao diyorum sana arkadaşlar lütfen. Bunda bir videosu vardı aslında biliyorsun. Sezon doğru, başında. Doğru. Kakao. Hani bu... Rahmetli Özkan Uğur'un videosu. Özkan Uğur'un. Tabii o da enteresan. O da enteresan bir şey oldu biliyorsun. Evet. Bir ara bunu açıklamışlardı galiba değil mi? Transfer şeklini. Şimdi şöyle aslında. Bir kere herkes eleştirdi. Ben sahip çıktım. Sahip çıkmaya devam ediyorum. Thomas No Frost buzdolabı Verheid. Doğru. Kardeşim herkes lime lime etti. Paramparça etti. Pinçik pinçik etti ama kazanan Thomas oldu. Ya maçlar öncesinde biz Motto Pool'u İlyas Kahraman'la evet. Bir yayın yaptık. İlyas Hoca şey dedi. Bu Thomas'ı ben çözemem dedi Emir abi.
çözersin. Thomas Kocaelispor'u defansta çözemedi. Öyle bir gol attı ki. Abi ayak hani bak adamı şey görüyor insanlar. Kütük görüyor. Kütük evet. Değil abi bu adam. Bu adam hareketli. Hollandalı bu adam. Bu adam köy kütük değil ki abi. Bu adamı şey görüyorlar. Ya bu adam kazma. Değil abi. Adam estetik. Hareketli bakma. Yanılmıyorsam ilk maçı şey Sanyaktepe Stadı'nda Tuzla Spor Çocuk maçıydı. İki gol atmıştı. Çıplak göz izledik Emre abiyle. Hani evet. Dedik ki bu lige damga vuracak diye. Harbiden evet. Finalinde özellikle iyi damga vurdu. Şöyle bir durum oldu aslında. Bir ara performansı düştü. Hatta Tahsin Hoca da mesela yedeğe aldı. Evet. Serkan Hoca da hep yedek başlamıştı ama Serkan Hoca da bir ışık gördü. Sürdü ilk 11'i. Hani Ahmet Sakat'ı aldı. Serkan Hoca bayağı şans verdi. Evet. Evet Ahmet Sakat'ı aldı. Thomas'ı koydu ama verim de aldı. Yani hem defansta verim alıyor hem ofansta verim alıyor. O bence avantajlı. Bir de mesela bak bu maçta yani çok klas bir dokunuş. Tam bence var ya bu dokunuş klas oyuncu dokunuşu. Yani tam böyle forvetin dokunuşudur. Aynen. Ben öyle görüyorum. Yani göstermek gibi olmuş şimdi. Yerimiz dar. Yani ayakla kaldırabilirdim ayağımı ama. Yani öyle bir dokunuş yaptı ki. Yani hala o dokunuş hayran kaldım ya. Müthiş abi. Doğru. Müthiş. Yani tam bir yani klas bir forvetin dokunuşu oldu yani. O yüzden tebrik etmek lazım. Tabii Nalepa'nın da muhteşem ortası var orada. Yani Nalepa'yı harkeden. Yani Geraldo, Nalepa, yani evet, Çorum Futbol evet. Kulübü'nün bu sezon önemli yıldızları bunlar önemli oldu. Yıldızları. Ama Geraldo sanki böyle yılan Geraldo. Hemen araya bir es verelim. Yılan Geraldo. Yalnız bu sene, bu maçta o sakatlığı etkilemiş. Tabii yani önceki maçlardaki bir verimliliği değildi, yoktu ama değildi. Yerine zaten Thomas'la evet. Bir şey halletti. Nalepa. Ahmet İlhan da mesela yine hareketli, heyecanlı. O da çok heyecanlıydı aynı. Evet, evet. O da çok istiyor. Çok hırslıydı. O da biliyorsun Altınordu'dan bir final çıkmışlığı var ve kaybetmişti. Onunla sezon başında yine yayın yaptım. Evet. Orta futbolda. Bana dedi ki Çorum Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e çıkarıp Süper Lig'de oynayıp futbolu öyle bırakmak istiyorum. İnşallah, demişti. İnşallah. Bakalım ilk adım oluyor gibi. Çok hırslı, çok istekli gerçekten. Hatta biliyorsun oynamadığı maçlarda da bazen biraz böyle fenalan ediyor. Ya ben niye oynamam diyor. Hatta penaltı atamadı hemen laf etti oradan. İşte ben niye penaltı atmıyorum noktasında. Veya Kocaelispor'a verilen faul öncesinde bana faul yapıldı. Yani evet evet hırslıydı. Aynen dedi. Gol kaçırdı Thomas'ın kafa vuruşu vardı. Kaçırdı evet. Evet. Atakan'ın golü de güzeldi. Evet. Değil mi? Yani çok temiz. Aynen. Yani tık diye bırakır derler ya. Tabii aynen böyle çok güzel bir vuruş yaptı. Biliyorsun sonuçta şimdi kendisi de bu senenin, ben belki bakmayın Stuttgart forması giyiyorum ama bu senenin modası Almanya'da Bayer Leverkusen. Doğru. Ve Atakan da oradan o altyapısından Leverkusen altyapısından ve çok temiz, çok güzel bir vuruş. Helal olsun. Sezonu namalip bitirecekler. 3 maç kaldı evet, herhalde. 2 evet. Maçmış. Kimse yenemiyor adamları ya. Vallahi bile. Kimse yenemiyor. Kimse yenemiyor arkadaşlar. Aynı Çorum gibi. Kimse yenemiyor. Yalnız şöyle bir durum oldu. Hoca, hani Ertuğrul Sağlam için konuşuyorum. Bak'ta olacak gibi değil. Kokavio'yu aldı. Yalnız bak şimdi yani hiç mi çalışmadın, hiç mi arkadaş ısınmadın devre arasında? Berizia'yı koydu. 5-6 dakika sonra sakatlandı. 1 dakika, 2 dakika sonra şey yapmadı mesela. Baktım 46 mesela şey olmadı. Yani oradan ahlar vahlar. Ya kardeşim şey yapmış. Ya maçtan önce hiç hani halı sahada olur ya millet. Sigara içer. Hadi gel dersin aynen. Mesela. Aman der attı. Lan ya. Son numaranı üflerken sahaya giriyorlar mesela. Evet, evet, evet. O hesap. Ya attı diyor kardeşim. Yani sen hiç çalışmadın mı ya bu Berizia? Yani olacak şey diye devre arasında bir ısınmadım abi. Ne kadar... Doğru. Yani bu amatör işler bunlar bence. Katılır mısın? Doğru doğru kesinlikle. Yani antrenman... Bir tane oyuncu hakkını yedin. Hemen Barış girdi mesela onun yerine ama bir tane oyuncu hakkını yedin mesela sen şimdi. Maalesef. Artı yani burada Kocaelispor'u şöyle eleştiriyorum. Ya bir takım daha 3 tane Gürcü olmaz. Dinamo Tiflis'e daha iyi olmaz. Bak açık konuşuyorum. Dinamo Tiflis'e daha iyi 3 tane Gürcü olmaz abi. 3 tane Gürcü sen gördün mü hiç takımlarda? Yok. Yani bir ara Fenerbahçe'de biliyorsun sürekli Brezilyalılar vardı. Ya Brezilya başımızın tacı ama 3 tane Gürcü ben duymadım abi. Hiçbir yerde duymadım. Şota ile Açıl vardı. Maksimum 2 işte. Evet, evet. Ya onlar da golmatik. Doğru. Değil mi? Onlar hani ya, onlar olacaksa abi 5 tane gelsin. Ya onların bir tane kramponu oldu evet. Hiçbiri de. Evet. Ya bunlar mesela enteresan bir şey. Sonra hoca baktım sürüyor. Devamı sürüyor. Cem Ekinci'yi sürdü. Şikitnazlı'yı sürdü. Haraşvili'yi sürdü. Sanki pide fırına şey veriyor. Hoca sürüyor devamlı. Onu... Adı Çorum Futbol Kulübü. Kocaelispor'u maçtan sonra biraz hani 2-0'a aldı. Maçın sonlarında bıraktı biraz sanki böyle. Ben öyle düşündüm. Kocaelispor'u yakan Douglas evet. Tankin'in sezon başında sözleşmesini hazırlayan kimse evet. Bence o yakmıştır abi. Ya yani devre arasında bu adamın maddesine nasıl koyarsa serbest kalır. Evet. 750 bin euro. Az mıydı acaba? Yani senle memnun olabiliriz. Sen evet. Devam et yoluna bak gibi evet. Bir imza zaten adamdı. Ama zaten şey yani derler ya akacak adamları durmaz. Eğer burada bunlar da Brezilyalı biliyorsun. Orada daha önce oynamış zaten. Hani Japonya liginde. Bu arada Japonya 2. liginde. Aynı bizim şey birinci lig gibi. Hani oraları mı özledi? Ne yaptı? Hani Japonları mı? Ya ama elbette öyle de şimdi sözleşmede öyle bir şey olursa zaten ben daha rahat gitmek isterim yani anladın evet, mı? O da evet. Var yani. Yani sen adama nasıl gidersen o da sana o şekilde gelir. Yani şöyle olabilir doğru söylüyorsun. Şimdi
Yani bu tarafa bakıyoruz 750 bin euro kazandığı gözüküyor ama baktığın zaman da evet Douglas Tanke'nin gidişi psikolojik olarak bir sıkıntı yarattı. Hayır madem mecbur gitti hadi tamam dediğin gibi akacak kan damarı durmadı evet, ama evet. Yerine gelen takviyeler. Mesela Göztepe'yi Kocaspor'dan ön plana çıkaran şey de buydu. Evet. Onu da evet, çok konuştuk zaten. Evet, takviyeler. Hani Göztepe puan olarak da gerideyken evet, dedik oyun olarak da güçlü. Çok gerideydi. Yaptığı takviyelerden de evet, verim alıyor. Kocaspor'da hiç o olmadı. Sen şimdi bak en Göztepe güçlü silahını yolluyorsun. Helton'u aldı, Romulo'yu aldı doğru mu? Evet. Turgay Gemicibaşı'nı aldı mesela baktığında. Hepsinden de katkı aldı. He. Ama sen şimdi bakıyorsun Vukovic'de bile katkı aldı ben düşünmüyorum açık açık. Aynen. Yani ben Vukovic'in de böyle hani Pendik'ten geldi ama ben inan hani şu maçta etki etti diyen bir maçı hatırlıyor musun? Yok, ben yok, hatırlamıyorum. Yok. Yani Şikitlas'ı, Haraşvili, neydi öbürü? Şeyde var. Şeyde. Yani bilmiyorum yani tabii bu arada enteresan bir şey biliyorsun. Yönetim o zaman hani hoca ayrıldığı zaman yönetim demişti ki bu dedi o tamamıyla transferleri Ertuğ Salam yaptı demişti. Sonra bir baktık Ertuğ Salam dedi ki ben yapmadım dedi. Yani bunlar böyle şeysiz kaldı. Ya ortada babası, kaldı. Anne babamız ya kardeşim bunları kim aldırdı ya? Şu tane şu 3 tane gücü kim aldırdı sence abi? Taraftar aldırdı bence. Yani gereği onlar kaldı. Trabzon aldırmadı. Bak Trabzon aldırmamıştır ama abi 3 tane gücü kim aldırdı abi ya? Hakikaten kimsin? Sahibi yok ki bunları ya. Çok enteresan şeyler. Kimse istenmedi. Evet. Bu arada tabii maç 2-1 bitti. Son dakikada yine Kandıyaş'ın o böyle bir pergel balerin midir nedir böyle bacakları açıyor biliyorsun böyle bir evet, garip bir penaltı stili var ama atıyor adam baktığın zaman. 2-1 yaptı ama ne çare dertleri derman olmadı o gol. Biraz erken olsa belki gol bilmiyorum yine de döner miydi ama. Evet bence dönmezdi. Ben de dönmez diyorum. Çünkü ya 70. Çorum dakika, hani şeyi bıraktık hani ben kazandıktan sonra demeye başladı Kocaeli geldi. 70. dakikada falan İlyas Hoca bana yazdı İlyas Kahraman. Dedi maç döner mi? Dedim hocam dönmez ya dedim. Dönerse senindir. Gol olursa döner dedi. Geç geldi diyorsa döner dedi geç geldi. Aynen. Ama hani ben şöyle düşünüyorum mesela. Diyelim 70'lerde gol atsa dahi 3-1 yapardı Çorum FK. Değil mi? Yani ona izin vermez diye. Yaklaşmasa gelmesi izin vermezdi bence. Katılır mısın? Doğru. Zaten 2-0 olduktan sonra maç sonlarına doğru biraz Kocaelispor'a bıraktı yani biraz tabii bıraktı yani başladı zaman. Serkan Hoca'yı kutlayalım. Serkan Hoca geldi. Hakikaten kutlayalım. Bir yani, geldi, bir geldi. Bir de ilk gelişini dedik ki yani biz de hep söyledik. Hani evet, fikstürü kolay şu anda ilk evet, etapta fikstürü kolay. Doğru. Bence kendini zaten tam test etmedi dedik. Doğru. Ama daha sonrasında yine evet, hatta böyle 2-3 maçında bir sallantı gibi oldu. Evet, bank evet, kayıpları evet, oldu. Tekrar hızı arttırdı. Bir de çok güzel bir seri yakaladı bir ara. Hani 9 maçı 8'e falan kazanan bir serisi vardı evet, böyle. Evet. O seri zaten Çorum'u hedefe koydu. Aynen. Ama Çorum da aslında böyle playoff yapar mı yapmaz mı? Hani gençler bir tadındaydı. Ama ne oldu? O 9'luk maçlık, o 8 maçlık seri bir anda Çorum'u playoff'un içine hatta tam göbeğe attı. 3-4 hafta kala ben Çorum Futbol Kulübü 3. bitirir de dedim. Evet, %100. Yani çocuk adayım bile Çorum Futbol Kulübü'ydü. Sakatlıklar olunca mecburen aynen, yani bir tarafta tabii aslında bence ciddi sakatlık. İki takımı hani takımın iki kanatları kırıldı gitti. Kanadı kırılan kuş uçar mı arkadaşlar? Uçmaz. Yani düşünün bir kuş var, kanatlar kırılmış. Ne abi tombul kuş yürümeye çalışıyor. Olmaz. Olmaz. Burada da ne oldu? 3 hafta Erzurum'u mağlup oldu son saniyede biliyorsun. Zaten Erzurum mağlubiyeti yaptı. Urfa'ya beraber kaldı. Evet. Son hafta Bolu'ya mağlup oldu. Bak 3 maçta abi hesap et 2 mağlubiyet 1 beraberlik. 8 puan gitmiş. Evet. Bak, o bir tanesini puanı de kazansa çocuğu bitirecek. Evet. Bir tanesini daha kazanamadı maalesef. Bir tanesini daha kazanamadı ve bu hale geldi. Peki bu maçı da bitirdik. Şimdi pazartesi maçını konuşalım. Pazartesi günü. Bu arada Çorum Futbol Kulübü taraftarını tebrik edelim. Aa, bravo, tribünler güzeldi. Bravo. Koreografi bence güzeldi. Fulldü ve bir de hani oturan seyircidir abi. Sahaya etki eden seyirci. Evet. Doğru mu? Hani herkes oturan seyirci. Ha, kardeşim, Türkiye'de oturan seyirci olmaz abi. Türkiye'de seyirci işin içine girecek abi. Bağıracak, çağıracak. Yeni gelirse Oğuzhan Yalçın gibi tribüne çıkıp, sete çıkıp aynen coşturacak. Öyle. Gollerde yumruk şov yapacak. Tarihin ilk kez birinci lige çıkmışsın ve Süper evet, Lig'e doğru gidiyorsun. Yani evet, onlar da hakkını verdi. Çorum'da şu an titriyor. Heyecandan, sevinçle evet, titriyorlar abi. Aynen. Yani böyle diyor ki inanamıyorum diyor. Mesajlar geliyor. İnanamıyorum abi diyor. Biz rüyada mıyız diyor. Hayır gerçek. Gerçek Ahlatçı. Çorum Futbol Kulübü gerçek. Her şey yalan. Sizler gerçeksiniz. Doğru mu Can Ahmet? Yani, vallahi doğru. Her şey yalan. Sizler gerçeksiniz. Adım adım da Süper Lig'e doğru gidiyorsunuz. Hadi bakalım ne olacak göreceğiz. Bakalım. Pazartesi günü yine Çorum'dayız. Saat 20. Çorum Futbol Kulübü ve Bodrum Futbol Kulübü. FK'lar yarışı var. Hadi bakalım Can Ahmet Aydın söz sende. Yani şimdi maç Çorum'da değil mi ilk maç? Maç Çorum'da evet. Yani hakikaten güzel bir yine tribün olur. Evet. Hazır zaten herkes. Aynen. Yani Bodrum Futbol Kulübü'nün
tam bir saha takımı olduğunu söylüyoruz. O yüzden bence Çorum Futbol Kulübü'nün ilk maçtan kesinlikle bir galibiyet ayırması lazım. Evet. Yani hiç rövanşa bırakmaması lazım. Doğru, doğru. Yani orada alacağı galibiyet Çorum Futbol Kulübü'nü, yani mesela bazen hep diyoruz ilk maçı deplasmanda oynamak iyidir, avantajdır ama hı-hı, bazen de öyle olmayabiliyor. Doğru. İlk maçta da işi bitirmek gerekebiliyor doğru, bazen. Doğru. Bu yüzden Çorum elinde bu güç var. Bodrum'u yenebilir bence içeride. Doğru. Çorum'un içeride alacağı galibiyet, hatta fark olabilirse iki fark, hı-hı, bence işi çözer ama eğer Çorum eğer kazanamazsa bu maçı Çorum'da, hı-hı, eğer beraberlikle dönerse Bodrum oradan, bence Bodrum turu geçebilir. Evet. Ben de şöyle düşünüyorum aslında. Şimdi Bodrum Futbol Kulübü dediğin gibi kendi evinde aslan, dışarıda kuzu. Yani maalesef dışarıda çok farklı bir şey oluyor. Samsun Spor gibi. Yani dert basmanda fazla ete sütte karışamıyorlar. Yani devamlı bir mağlubiyetler ve hani istenen skorlar gelmiyor. Tam tersi Çorum'da kendi evinde çok çok özellikle son haftalarda aktif olmaya başladı. Ben bu maçtan kesinlikle Çorum Futbol Kulübü galip alacağını düşünüyorum bir kere bir. İki, hatta üç fark gene diyorum. Bak iddialı konuşuyorum. Can Ahmet. Farklı konuşuyorsun. İki ya da üç fark diyorum bak. İki ya da üç fark. Çorum Futbol Kulübü bu maçtan hem galibiyetle ayrılır hem de iki ya da üç farklı galibiyetle ayrılır. Yani artık hedefe gitmiş. Bu hedefi önünde herhangi bir dalga olmaz. Dalga kıran olmaz. Yani bu hedefe kilitlenmiş Çorum Futbol Kulübü kardeşim. Bu yoldan değil Bodrum, Real Madrid engelleyemez Çorum Futbol Kulübü. O kadar diyorsun. Ben bu kadar düşünüyorum abi. Yani abartmıyorum aynı zamanda. Bakın bakın. Real Madrid gelse yener diyorum yani. Açık ve net. Katılır mısın Real Madrid? Arda Güler var ya bence. O kadar da değil diyelim. Yani Arda Güler başımızın tacı ama ben bu pazartesi maçında çok net. Yani %100 diyorum galibiyet bak. Galibiyeti %100 diyorum. Hiç abartmıyorum. Ama şeyi de iki fark ya da üç fark diyorum. Yani çünkü Çorum'da ciddi bir şey var. Bir de şimdi tek maçın skoru daha farklı olur ama böyle rövanşlı maçlarda bence skoru arttırmak için oynayacaktır Çorum Futbol Kulübü. Yani ilk maçta 70'ten sonra biraz frene basar gibi oldu ama burada basmayacaktır. Ya tabii psikoloji de önemli bu işte. Şimdi evet, sen iki ayaklı. Erkenden skoru bulursan, biliyorsun dediğin gibi farklı olursa evet, evet, zaten ben psikolojik ben rövanşı da o adamın mentalitesi kalmaz zaten. Evet, evet, evet. O açıdan dediğim gibi ilk maçta bitirmesi lazım Çorum'un. Evet. Kazanamazsa ben Bodrum turu geçer diyorum. Geçen sene enteresan bir durum olmuştu biliyorsun. Eyüp Bodrum böyle yarı final tadında bir maçı vardı. Evet. Eyüp atak üstüne atak, atak üstüne atak maç 1-0 bitmişti. Dendi ki nasıl sonra Eyüp alacak götürecek kardeşim. Zaten şey belli yani Eyüp Pendik final olacak. Evet. Hatırlıyoruz öyle muhabbetleri vardı. Doğru. Ama Bodrum'da bir Süleyman çıktı muhteşem Süleyman. Bir Füzeyir çıktı bir muhteşem Füzeyir. Maç 2-0 bitti biliyorsun. Füzeyir. Füzeyir Erdoğan. Doğru yani Füzeyir. Başında Erdoğan. P var. Tabii. Biliyorsun muhteşem goller atmıştı ve resmen Bodrum Eyüp'ü şokladı orada yani ve turu geçmişti. Doğru. O yüzden hani 1-0 olursa dediğin çok doğru. Bodrum'un 45 derece sıcaklığı altında o sanayide solvent tesisleri, metal seslerinde sıkıntı yaşarsın. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Değil mi? Peki şeyler ne olmuş? İki taraf arasındaki maçlar ne olmuş acaba? Onu ben merak ettim. Bak ona ben de bakmadım ama Çorum Futbol Kulübü dediğin gibi eğer kazanırsa iki ya da üç farklı zaten evet, maçın çok söylenecek bir şey yok ama ben maçın golü geçeceğini düşünüyorum. O konuda katılıyorum sana ama farklı evet, bir galibiyet beklemiyorum. Yani Çorum'daki maç 2-1, Bodrum'daki maç yine 2-1. 2-1-2-1 bitmiş hep. Ev sahibi ekibi 2-1 kazanmış. Ev sahipler kazanmışlar. Bir de ne zaman oynamışlar? İkinci ilk de oynamışlar. Orada da 1-1 Çorum'un sahasında, Bodrum'un sahasında Çorum FK kazanmış. Yani aslında 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet var Çorum Futbol Kulübü adına. Yani anladım. %50 galibiyet var Çorum'da. Doğru. 4 maçta bir mağlubiyet edebiliriz evet, dolu taraf. Doğru ve ben dediğim gibi yani Çorum Futbol Kulübü bu maçtan galip ayrılır. 2 ya da 3 fark olur. Oğuzhan Yalçın yine sete çıkar, coşar coşturur diyorum. Diyorsun. Dedim. Leblebileri yeriz diyorsun yine. Ve aynı zamanda bakın Oğuzhan Yalçın gerçekten Türk futbolunda çok farklı bir isim. Neden dersiniz? Deplasmana gelen her takım taraftarı onu yaptı. Hatta ilk ben onu ilk şey yapmıştım. Kocaeli maçındaydı galiba. Yine Kocaeli'yle başlamıştı. Kocaeli başlamıştı. Hatta baktım başkan gönderdi o şey mesela. Dedi ki böyle dedim, mükemmel bir jest yani. Her taraftara birer kilo şey leblebi. Bize gelmedi gerçi ama olsun canımız sağ olsun. Bize gelmedi ama canımız sağ olsun diyoruz. Yoksa gelseydi burada bütün ekip nemalanacaktık ama olur. Ey Oğuzhan Yalçın canın sağ olsun diyoruz. Var mıdır son sözlerin?
Ya son sözlerim, inşallah güzel bir karşılaşma olur. Hakikaten gollü bir maç bekliyorum ben. Keyifli olur. İnşallah beklediğim gibi olur gol anlamında. Evet. Hak edeni kazandığı bir maç olsun. İnşallah. İki takım da bu lige yenek verdiler. Bodrum dedin, Eyüp'le Göztepe'yi eledi. Eledikleri takımlar çıktı Süper Lig'e. Evet, bravo. Kendisi kaldı burada, bakalım bravo. O ne yapacak. Geçen sene biliyorsun final oynadılar ve Pendik'i kaybetmişlerdi. Sendromu yaşamadılar, bravo. Yine bu sene tekrardan playoff olmaları bence büyük başarı. Büyük hatta başarı, ben bunu bravo. Biraz daha geneleyeyim istersen. Geçen evet. sene biliyorsun Sakaryaspor, evet, Pendik Spor, Bodrum Futbol Kulübü yeni evet. çıkmışlardı ve üçü de playoff oynadılar. Hatta ikisi final oynayıp biri çıktı. Doğru. Bu sene de Çorum Futbol Kulübü ve Kocaeli Spor çıktığı sene playoff oynadılar. Evet. Bodrum ikinci kez üstte tekrar Sakaryaspor ile playoff büyük oynuyorlar. Başarı, evet. Bakalım yani renk attılar, renk atmaya devam ediyorlar. Evet. Seneye Süper Lig'de mi acaba renk atacaklar? İnşallah bakacağız. Bakalım yani hakikaten enteresan olur gerçekten. Evet arkadaşlar, beğeni eksik etmiyorsunuz, gelmeyiz. Yorum istiyoruz. Her türlü çan, her türlü yorumları bekliyoruz. Eleştiri, görüş, öneri ve sohbetlerinizi bekliyoruz. Zaman, Tribüne Spor zaman diyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet, görüşmek üzere. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.